Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kanibey köyündeki tavuk çiftliğinde hakkı el almış 27 Mayıs'ta meydana gelen olayda Türkan Demir'i kürekle öldürmüştü. Sanık el almış hakkında tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 2. celsesi görüldü. Sanık hakkı el almış duruşmaya Segbis sistemiyle uzaktan bağlandı. Duruşmada savunma yapan sanık hakkı el almışsa benim ruhsatlı av tüfeğim ve silahım bulunmaktadır. Türkan Demir'i öldürme niyetim olsaydı tabanca ya da tüfeğimi alırdım. Kümeste kamera olduğunu biliyordum. Öldürmeyi düşünmüyordum. Öldürmeyi düşünsem bunu kameraların olmadığı bir yerde yapardım. Olay sırasında Eda ve Ela beni gördüler. Engellemeye çalıştılar. Beni gördükleri ve bildikleri halde hastaneye Abdullah Demir'in yanına gittim. Bu nedenle karakolda, savcılıkta sağlıklı ifade veremedim. Türkan Demir bana ve eşime küfredince kendimi kaybettim diye konuştu. Savcı hiçbir hafifletici neden ve indirim sebebi uygulamaksızın canavarca hisle ve eziyet ederek bir kadını öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Hakim duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 27 Şubat tarihini ertelerken sanık hakkı el almışın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Maktulün avukatı İlayda Kocabaş duruşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sanık hakkında verilen sevk maddeleri kasten insan öldürmenin nitelikli hali, yani bunun hem kadına karşı işlenmiş olması hem de canavarca hisle ve eziyet ederek işlenmiş olmasından ötürü yargılanmasına karar verilmişti. Biz bu süreç boyunca şunu iddia ettik. Bunun ayrıca tasarlanarak işlenmiş bir cinayet olduğunu. Zira sanık bu cinayeti işlerken öncesinde bir keşif yapmış gündüz. Akşam maktulün eşini takip etmiş, evde olmadığından emin olmuş. Daha sonrasında maktulün bulunduğu eve gelerek, üzerinde bıçakla gelerek, hazırlıklı bir şekilde gelerek Türkan Demir'i katletmişti. Bugün de duruşmada yine aynı beyanlarımızı tekrarladık. Duruşmanın karar celsesi değildi. 27 Şubat saat 14'e ertelendi duruşma. Karar celsesini bekliyoruz. Şimdilik bir gelişme yok. Avukat İnci İnce Sağarsa bir sonraki duruşmada kararı beklediklerini belirtti. Dolayısıyla da şu anda aslında savcılık tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi diyebiliriz. Önümüzdeki duruşmada da kararı bekliyoruz.